Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Satranç Tuzakları serimizde yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda yine İspanyol açılışı ile ilgili bir tuzak mevcut. Hep beraber başlayalım. E4, E5, at F3, at C6 ve fil B5 hamlesi. Beyaz burada İspanyol açılışına giriyor. Burada en çok oynanan devam yolu, belki de 100 yıldan fazladır oynanan devam yollarından bir tanesi, A6 hamlesi Murphy savunması olarak biliniyor. Bir başka devam yolu da at F6 hamlesi. Biz bugün at F6 hamlesini inceleyeceğiz. Berlin savunması olarak biliniyor bu hamle. Daha önceki videomuzda da bahsettiğim gibi bu savunmayı, at F6 hamlesi Berlin savunmasını Kramnik Kasparov'a karşı 2000 yılındaki dünya şampiyonluğu maçında başarıyla uyguladı. Hatta öyle ki bu savunmayla Kasparov'a bir maç bile kaybetmedi. Ve o gün bugündür bu at F6 hamlesi Berlin savunması çok popüler. Büyük ustalar seviyesinde bile çok fazla oynanmakta. At F6'dan sonra beyazın buradaki en çok kullandığı tercih rok hamlesi. Daha önceki videomuzda, bir önceki İspanyol açılışı tuzak videomuzda bahsettiğimiz at alır E4, D4 ve şöyle göstereyim tekrardan. At alır E4, D4, at D6, fil alır C6, D alır C6, D alır E5, at F5 ve vezirlerin değişiminden sonra böylesi bir pozisyonel bir oyun sonuna girildiğinden bahsetmiştik. Bu videomuzda bundan bahsetmeyeceğiz yine. Rok hamlesinden sonra at alır E4 yerine at G4 hamlesini inceleyeceğiz. Evet, biraz garip bir hamle gibi gelebilir ilk etapta. Önce at F6 oynadık, sonra at G4 oynadık. Neden böyle bir hamle yaptık? Genelde yeni başlayan arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunur. Gerekmedikçe açılışta aynı taşla iki kere oynamayın. Evet, bu çoğu zaman da doğrudur. Ancak burada rakibimizi açılış hazırlığının dışına çıkarabiliriz bu hamleyle. Beklemediği bir hamle sonuçta. Ve akla gelen ilk hamle burada beyaz için H3 hamlesi. Evet, ata saldırıyor beyaz. Burada gördüğünüz gibi. Tabii ki de bu atı geri kaçmak için gelmedik buraya. Burada hamlemiz ne? Videoyu durdurabilirsiniz. Evet, buradaki hamle H5 hamlesi. Gördüğünüz gibi atımızı feda ediyoruz. İlk önce evet çok açık bir şekilde H alır G4'e bakalım. Tabii ki de burada yapılacak hamle H alır G4 hamlesi. Evet, taş feda ettik. Biz de rakibimizin atına saldırıyoruz. Öncelikle rakip açgözlü davranıp at E1 yaparsa buradaki hamlemiz vezir H4 ve er ya da geç beyaz H2 ya da H1'den mat olacak. Örneğin F4 gibi bir hamle. Şaha yer açma düşüncesi. Burada son bir bekleme hamlesi. O da G3 hamlesi. Gördüğünüz gibi bu imkanı da ortadan kaldırmış oluyoruz. Burada beyaz ne yaparsa yapsın. Burada en iyi hamle. Belki de matı bir hamle geciktirecek hamle. O da vezir H5. Kale H5'ten sonra mata çare yok. Gördüğünüz gibi. Yine bir başka hamle. F3 hamlesi. Burada yine çok fazla değişen bir şey yok. Yine G3 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şahın kaçış noktasını kapatmış oluyoruz. Burada artık gördüğünüz gibi mat var. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. H3 dışında burada bir başka hamle akla gelebilir. Kale E1 hamlesi. İspanyol açılışında sık sık gördüğümüz bir hamle. Buna karşılık da fil C5 hamlemiz var. Gördüğünüz gibi F2'yi iki taşla birden saldırmış oluyoruz. Beyaz bunu daha önceden görüp de D4'ü düşünmüş olabilir. Burada da yine beyaz bir hata yapmış bulunuyor. Çünkü at alır D4. Beyaz belki sinsice işte at alır D4 yapıp diğer ata saldırdığını düşünebilir ama buradaki güzel hamle yine vezir H4 hamlesi. Gördüğünüz gibi H2 ve F2'ye saldırıyoruz. Eğer beyaz yine açgözlü davranıp at F3 oynayıp sadece atını kurtarmak isteyebilir. Buradaki hamle vezir alır F2 şah. Şah H1'den sonra. Evet, buradaki güzel hamle vezir G1 hamlesi. Gördüğünüz gibi at alır G1 yaparsa beyaz. At F2 şahmat. Yine kale alır G1 yaparsa yine at F2 şahmat var. Gördüğünüz gibi. Burada bir başka hamle H3'ten sonra şöyle inceleyelim.
H3'ten sonra H5 dedik. H alır G4, H alır G4'ten sonra beyaz atını oynamak istemeyebilir. Bütün bunları gördüğü için. Öncelikle burada at H2'yi de inceleyelim. At H2'yi incelememiştik. At H2'den sonra yine vezir H4, F4, G3 ve kale F3, vezir alır H2. Gördüğünüz gibi buradaki hamle at D4 hamlesi. Şahın E2'ye kaçışını engellemiş oluyoruz bu hamleyle. Beyaz burada D3 yapacak ama çok da fazla değişen bir şey olmayacak. Burada mat var gördüğünüz gibi veya buradaki beyazın en iyi hamlesi kale alır G3, vezir alır G3'ten sonra atak devam ediyor. Örneğin at C3 gibi bir hamle yaptığını düşünelim beyazın. Ve burada gördüğünüz gibi mat var. Veya şah G1 yaptığını düşünelim. Bu sefer de fil C5 var. Mat yine de kaçınılmaz. Çift tehdit var çünkü. At E2 açarak şah tehdidi var gördüğünüz gibi. Bu anlamda yine beyaz zor duruma düşmüş bulunuyor. Bir başka hamle burada akla gelen at C3 hamlesi olabilir. Rakip bizim atımızı aldı. Kendi atını da feda edebilir. Buradaki doğru hamle at D4 hamlesi. Amacımız at alır F3 yapıp yine aynı mat yoluyla rakibe saldırmak. D3 gibi bir hamle düşünürsek mesela at alır F3, G alır F3'ten sonra yine mat kaçınılmaz gördüğünüz üzere. Bu anlamda buradaki en iyi hamlelerden bir tanesi C3 hamlesi. Çünkü at D4'ü de engelliyor. Burada yine A6 yapıyoruz bu sefer. Fil alır C6. D alır C6'dan sonra yine atı tehdit etmiş oluyoruz. C3 buradaki en iyi hamlelerden bir tanesi. Bu sefer de vezir F6 var. Görüyorsunuz. At H4'ten sonra G5 hamlesi var. Ve D4'ten sonra da gördüğünüz gibi G alır H4. Materyali geri kazandık ve atağımız devam ediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın. İyi günler.